Arkadaşlar ben Mikhail Pikulski. 3. bölümde PyQt'de hesap makinesi yapmada devam ediyoruz. Ben kısaca şurada buton atamalarını yaptım. İkinci videoyu bitirirken şurada mesela çıkarmayı falan bağlama işlemlerini yaptım. Mesela burada bölme için, çarpma için. Hani daha önceki videoda ne yaptıysak aynısı zaten. Fonksiyonları oluşturmadım, bir şey değiştirmedim. Şuradan bir kopyalama yapayım rastgele bir yerden. Ki parantezlere de ayarlayalım şimdi. Nerede var? Parantez, parantez aç. Evet, şurayı şöyle yapıyorum. Parantez kapayı da düzenleyeceğiz. Şöyle parantez aç fonksiyonumuzda şöyle bir şey yapacak. Kapa fonksiyonumuzda şöyle bir şey yapacak. Deneme yapalım. Parantezimizi açalım. 5 parantez aç parantez kapat. Evet, yapmıyor şu an. Neden yapmıyor? Şöyle parantez aç kapat. Tat tat tat. Neden yapmadı bunu? Parantez aç kapa. Bağlamadım mı? Bağlamış olmam lazım. Connect self silme eşitlik parantez aç. Ha, iki yere mi bağladım ben bunu? Bir dakika. Ne oldu ya? Yüzde silme eşitlik parantez aç parantez kapa. Kapayı oraya yaptım. Açı oraya yaptım. Şura aç olacak. Bura kapa olacak. Kapa. Shift 0. Click it connect mi? Tamam. Burada bir hatamız var. Yanlışlarını kopyalamışım. Buton parantez aç. Evet, hazırlık yaptım diye şey yaptım ama meğerse yapamamışım. Parantez kapa diyorum. Büyük ihtimal diğerlerinde de hatam var. Buton eşittir. Buton silme kopyala yapıştır yaparken hatam olmuş, kusura bakmayın. Hemen 2 dakikada hallediyorum burayı. Sarabilirsiniz gene ileri doğru. Saat çekinme. Çekinme. Buton bölme. Buton çıkar. Haydi koçum. Buton topla. Topla. Evet. Tamamdır. Şimdi oldu. Bakayım. Vallahi yaptım. Yemin ediyorum yaptım. Evet. Tamam. Bu kısımlara tamam. Hemfikiriz. Her şeyini anladık. Şurayı biraz güzellik açısından şey yapalım. Bunlar nasılsa yazı şeyler olduğu için aynı yere koymak istiyorum. Hop. Ya buna yukarıdaki sayı butonlarını benzerlik gösterdiği için parantez açına kapayı yukarı attım. Böyle de kompleksli bir adam. Şey yapma hissi geliyor. Her şey düzenli olsun. Yok, bunu gerçekten tikim olduğu için değil. Bunu yapmaya kendinize alışkanlık haline getirin. Çünkü sizden sonra gelecek bir arkadaş, bir artık kişi kodunuzu inceleyecek olursa arkanızdan şey yapmasını istemezsiniz yani. Ya bu ne yapmış demesini istemezsiniz herhalde. Şurayı da silim, hatta yukarıya atalım. Ve bu konuda iş hayatında eğer yazılımla uğraşırsanız ciddi anlamda dalga geçerler sizinle. Şaka demiyorum, gerçekten dalga geçerler. Ya da bu nasıl kodmuş falan. Hani sanki yemek yapmışsın da mutfak dağınık bırakmışsın gibisinden saçma bir tribe giren insanlar var. Var yani. Burada ne yapacağız? Sadece diyeceğiz ki line sonuç boş olsun diyeceğiz. Set text kalsın. Şuradaki içeriği siliyorum. Buraya sadece boşluk yapıyorum. Bu kadar basit. Nasıl hızlı sildim değil mi? Hemen bir denemesini yapalım. Şöyle tık gitti. 66 yapıyorum. Tık gitti.
Silmeyi hallettik. Parantez kapat, çarpma, bölme, eşitliğe geldik. Geldik fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Aslında çok da zor değil. Bir eğer az çok bir Python'da işlem yaptıysak giriş derslerinde şu an ne yapacağımı çok iyi biliyor olmanız lazım. Diyeceğim ki içerik 1 diye bir tane değişken ataması yapacağım. Ve bu içerik 1 ne olacak? Self line sonucun içindeki tekstin ta kendisi. Sonra güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki sil içindekini. Fonksiyonu da çağırabilirsiniz. Mesela şöyle silme deyip şurada self nokta silme de diyebilirsiniz. Self nokta silme dediğiniz zaman içini boşaltacaktır. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İsteyen de şu şekilde de yapabilir. Line sonuç set text deyip içini de boşaltabilir. Ondan sonra ikinci bir işlem gelecek. Gene yazı yazacağız içine. İçerik 2 eşittir self nokta line sonuç içindeki gene yazı olacak. Sonra diyeceğiz ki sonuç eşittir içerik 1 artı içerik 2. Şimdi burada hata yapmak istemiyoruz. Bu yüzden bunu ne yapıyorum biliyor musun? Integer'e çevrim yapacağım. Aynısını bunun için yapacağım. Çünkü şu an bunların hepsi text halinde, yazı halinde. Bizim ne yapmamız lazım? Çevrim yapmamız lazım. Integer'a çevireceğiz. Sonucu çevirmem gerekiyor mu? Hayır. Zaten iki tane integer'ın toplamı integer olduğu için sonucumuz integer olacak. Sonrasında ne diyeceğiz? Sonucu git buradaki tekstimize yazdır. O zaman self.line sonuç set tekstin içine ne yapıyorum? Gene güzellik olsun diye string'e çevirip yapıyorum bu sefer. Neyi? Sonuç. Bu kadar basit. 5 satır. Yani bir toplama işlemi için bu kadar uğraşılır mı falan. Hayır. Burada toplama işlemi için uğraşmıyoruz. Görsel arayüzün fonksiyonları için uğraşıyoruz. Bir denemesini yapalım. 55 artı. Artıya bastığım anda integer boşaltıyor ve buradaki işlem olmuyor. Evet. Benim aklımdaki durum çok farklıydı. İki varyasyon yapacağız. Birincisi kolay olan, basit olan işlemi yapacağız. Saçmaladığım için de kusura bakmayın. Birinci işlemimiz şu şekilde olacak. Yine hiç bunlara bulaşmıyorum. Hop. Şuradakini kopyala. Aynısını toplama içinde yapacağız. Bu benim hoşuma gitmeyen varyasyon. Sadece basit olan bu. Yani gerçekten basit olan bu. Hani basit bir şekilde de bunu yapmayacağız. Daha sonrasında ikinci varyasyonum daha güzel olacak. Emin olun. Eksi yapıyorum, çıkarma. Hepsi için bunu oturtturacağım şimdi. Bu basit olan şekil. Ve benim dediğim gibi hoşuma gitmeyen kısım aslında. Ama olsun. Daha sonrasında benim hoşuma gideni yapacağız. Eşitlik için burada artık şey yapacağız. Çevrimi yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Gene içeriği çekelim. İçerik. İçeriği çektikten sonra diyeceğiz ki bunda cevap ya da cevap eşittir. Burada acaba mef kütüphanesi için NumPy'dan çekme gerekir mi? Gerekmez ya. Değil mi? Benim bildiğim gerekmiyor. Şöyle bir fonksiyonumuz olması lazım. Aynen. Eval diye bir fonksiyon var. Bu yazdığınız bir yazının matematiksel işlemini yapacaktır. Ve biz buraya ne diyeceğiz? İçerik diyeceğiz. Yani yazıyı alacak, gördüğü yazıdaki işlemi yapacak. Ondan sonra cevabı bulacak, cevabı da tekrardan ne yapacak? İçeriye yazdıracak. Şöyle alıyorum. Bunu kopyalıyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Burayı string şeklinde cevap olarak koyuyorum. Bu birinci seçimimiz.
run diyorum, stop and rerun diyorum. 8 artı 8 eşittir dediğim zaman 16. Eksi 3 eşittir dediğim zaman 13. Bu bizim birinci seçeneğimiz. Eksi 3 çalışıyor. Evet. Ama benim hoşuma gitmiyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben istiyorum ki şöyle bir şey yapalım. Ben buradan 5 artı dediğim zaman artı burada çıkmasın. Hatta ve hatta işi çok derinlere de sürükleyebilirim de neyse. Artı burada çıkmasın. Burası artıya basınca sıfırlansın. Sonra 6'ya basayım. Ve bunu otomatik olarak toplasın. 6'ya bastığım anda. Ya da işte yok. Şey mesela bir daha artıya bastığım anda ne yapacak? Mesela şöyle bir daha şuraya yazacağına toplama işlemini gerçekleştirsin. Yani sırasıyla artık ben nasıl bir işlem veriyorsam hepsini oturtturacak, yapacak. Yani bunun güzelliği de var tabii. Mesela burada 5 artı 2 çarpı 6 desek eşittir dediğimiz zaman 2, 17 doğru. Bakın güzel şekilde de çıkıyor. Yani çalışıyor, çalışmıyor değil. Ama benim istediğim şekil bu değil. Bakalım 12. Şu yüzde oranını bir de yapalım. Şimdi 5'e bastığımız zaman, yüzdeye bastığımız zaman şu an yüzdeyi hiç yapmamışız zaten. Onu da yapalım. Evet. Tamam. Oraya da bir ayar verelim. 12, 13 dakika olmuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yüzde kısmında çok zor bir şey olmasın. Evet. Aslında ben direkt buraya şey olarak gene yapsam bunu ekler mi diye düşünmüyor da değilim. Çalıştırır mı? Direkt run diyorum. Bakayım. Evet gelmiş. 5 yüzde dediğim zaman bunu hesaplamıyor. Eval. Tamam. Burayı şu şekilde yapacağız o zaman. If diyeceğim yüzde in içerik. Şöyle silemedim. Şurayı şöyle parantez yapalım. Run diyelim. Durdur ve tekrardan başlat. Şunu öldürelim. Ha. 5 yüzde dediğimiz zaman ha, bunu bir de kesmemiz gerekiyor değil mi? Öyle ya. O zaman ne diyeceğiz? Ama uğraştırdı be. İçerik eşittir. İçerik nokta strip yüzde desek aynen çalıştı. Ha. Kim demiş yapamayız diye. Bu kadar da basitmiş. Yani içinde yüzde, içeriğin içinde yüzde işareti varsa bu yüzde işaretini kes dedik. Sonra da dedik ki cevap eşittir. Integer içerik yüze böl. Yani hangi şeyi yazdıysak yüze bölecek. Yüzde olarak çevrimi için. 666'nın yüzdesi neymiş? Evet. Bu şekilde bunu basit bir şekilde yapmış olduk. Benim istediğim şekilde burada bir de kontrol parametresi aslında atabilirdik. Nasıl atacağız? Bam 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 bam. Bu kontrolü şeye de atabiliriz aslında. Direkt şuradan silip şurada eşitliğin içine de atabiliriz. Bunu nasıl diyeceğiz? Try catch ile yapacağız. Şöyle. Aynen. Basit bir şekilde. Bunu bir içe atalım. Kafam gitti. Şunu bir oraya try diyelim. Önce bunu denesin. Eğer ki hata alırsa yani sorun olursa accept diyorum.
Bu sefer de hatayı bana orada şey girsin. Hatalı girdi olarak. Self line sonuç set text diyelim. Direkt buraya yapıştırıyorum şeyi. Hatalı girdi. Deneyelim hemen. Bunu da deneyelim. A artı 6 desin eşittir. Hatalı girdi olarak geldi. Çalışıyor. C'ye bastım sağ. Siliyor. 5, 6 eşittir 11 dedik. Evet. 9'un yüzdesi çalışıyor. 900 ya da 9000 yaptığımız zaman eşittir dediğimiz zaman evet o da çalışıyor. 22 bölü 3 dediğimiz zaman o da çalışıyor. Evet, bir hesap makinesi yaptık. Bu kadar da basitti. Diğer yöntem, benim istediğim yöntem biraz daha uzun sürecek. Şöyle. Biz burada bir liste şeklinde yapılabilir ya da şu şekil. Diyeceğiz ki içerik 1 eşittir diyeceğiz. İçerik 2 eşittir. Boşluk yapacağız. Şimdi ilk bir şeyi oluşturduğum zaman tuş 1'i yazdım. Sonra artıya bastığım zaman burada iki tane döngü yapacağız. Diyeceğiz ki if içerik 1 boş ise yazdır. Sonrasında sil teksti. Eğer içerik 1 dolu ise içerik 2'ye yazdır. Ve mesela toplama işaretine bastığımız zaman bunları topla diyeceğiz. Yani iki tane sabit atayacağız. Ve her seferinde bu sabitleri kontrol edeceğiz. Dolu mu boş mu diye. Yani belleğine kaydedecek hesap makinesi. Eğer içerik 1 boş ise içerik 1'e basacak, herhangi bir işlem yapmayacak. Eğer içerik 1 boş değil ise diyeceğiz ki o zaman içerik 2'ye yaz diyeceğiz. Ve bunları mesela toplamaya bastığımızda topla diyeceğiz. Daha sonra toplama işlemimiz bittiği için ne yapacağız burada? Diyeceğiz ki çıktıyı al içerik 1'e yazdır diyeceğiz. Böylelikle içerik 2 tekrardan boşaltılacak. Yani her seferinde içerik 1'e aktarmış olacağız. C tuşuna bastığımız zaman gene ikisini boşaltacağız. Bu şekilde bir mantık yapılabilir. Benim kafamdaki ilk mantık buydu. Hani bunu bu şekilde de değiştirebilirsiniz isterseniz. İstemezseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şu an bayağı da olmuş. Diğer şeklini yapmayacağım. Eğer boş bir vaktim olursa yapıp GitHub'a atabilirim. Oradan kontrol edersiniz. Ya da sizlerden biri yaparsa bunu GitHub'a pull edebilir. Bana bir istek göndersin. Ben kontrol eder. Ondan sonra yüklemesini yaparım. Sevinirim de. Altının da kendi ismini yazarsa, GitHub adresini yazarsa daha da sevinirim. Böyle bir şey olarak, açıklama olarak böylelikle paylaşmış oluruz. Evet, sıradaki videoda artık devam edelim. Daha PyQt'de işleyeceğimiz çok ders var.